Scale komutunu anlatıyordum. Büyütme, küçültme işlemi yapıyordu. Küçültmek için noktalı şekilde sayıyı girmem gerekiyordu. Yani arkadaşlar kat şeklinde düşünün. Ne yapacağız? Scale komutunda kat gireceğiz. İki kat büyütmek için ikiye basacağız. Üç kat büyütmek için üçe basacağız. Diyelim ki yarısı kadar küçültmek için 1,5'i tıklayacağız. Pardon, 0,5'i tıklayacağız. Onun gibi. Evet, bu da anlaşıldı sanırım. Şimdi gelelim trim komutuna. Trim komutu neydi? Budamaktı, değil mi? Ne yapıyorduk? TR, yani trim şuradan. TR kısa yolu. TR enter enter şurayı budayalım mesela. TR enter enter. Bakın ne yapıyor? Budama işlemi yapıyor. Şurayı algılamıyor. Neden? Budamak neydi? Bir dalın dallarını budayabiliyordu. Kökünü budayamıyordu. Ne yapacağız onu? Nasıl sileceğiz bunu? İster tıklayıp delete ya da geri gelelim. Ya da şu erase kısa yolu enter deyip şu şekilde tıkladığımızda ne yapıyoruz? Silme işlemi yapıyoruz. Bir de extend komutumuz vardı. Zaten trim'in yanındaki okun hemen altında. Bu da arkadaşlar sistem aynı çalışıyor. Sadece trim'in tersi olarak düşünün. Trim ne yapıyordu? Budama işlemi yapıyordu. Bakın. Girdim komutuma. TR enter enter dedim. Bakın burayı budadı. Extend'de uzatma işlemi yapıyor arkadaşlar. Tam tersi. Girdim komutuma. Enter enter dedim. Bakın gördüğünüz gibi ne yapıyor? Uzatma işlemi yapıyor. Bakın sildim. TR extend kısa yolu Edirne X enter. Bakın şu şekilde X enter enter. İki tane enter'ı tıklıyorsunuz bunlarda. Ne oldu? Bakın çizgim uzamış. Bakayım arkadaşlarımızdan var mı? Tamam. Evet. Trim ve extend de bu şekilde. Bir de fillet komutumuz var arkadaşlar. Fillet neydi? Ne yapıyordu? Yuvarlatarak köşeyi oluşturuyorduk. Bakın şurası gördüğünüz gibi dik. Ben bunun oval olmasını istiyorum. Tıkladım. Ne yapıyorum? Bakın şurada komutuma girdikten sonra bana çeşitli şeyler çıkıyor. Yani yeni komutlar çıkıyor. Ben diyorum ki ben açılı daire çizmek istiyorum diyorum. Açı yarı çap neydi? Yarı çaplı daire. Neydi? Radyosu değil mi? Ne yapıyorum? Burayı tıklıyorum ya da kısa yolu R enter diyorum. Kaç olsun? 10 enter diyelim. Bakın şurayı ve şurayı tıkladığımda ne yaptı? Oval şekilde birleştirdi. Tekrar 90 derece olsun istiyorsam tekrar arkadaşlar fillet komutuna giriyorum. Yine radius kısmına geliyorum. Sıfır yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde tekrar köşeli olmasını istiyorsanız sıfır, oval olmasını istiyorsanız da artık çapı, yarı çapı kaç olacaksa ona göre çap girip ne yapıyorsunuz? Köşeli yani oval şeklinde köşe çizmiş oluyorsunuz. Evet bakayım başka. Bir de chamfer var. Chamfer da arkadaşlar neydi? Pah kırmaktı. Zaten şu rectangle'ı anlatırken söylemiştik. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın komutuma girdim. Daha sonra bana distance, trim, undo bu gibi şeyler çıkıyor.
Ben D'yi tıklıyorum. D enter diyorum. Diyor ki X'in kaç olsun? Mesela 10 diyorum. Y de 10 olsun. Enter diyorum. Tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi pah kırdı arkadaşlar. Yani şurası 10'a 10 olacak. Bakın gördüğünüz gibi ona 10 şeklinde pah kırma işlemi yaptım. Evet, bunu da anlattık. Explode. Peki explode neydi? Bunu anlatmış mıydık? Anlatmamıştık galiba. Explode arkadaşlar patlatma demek. Hani dedim ya size line ve polyline vardı. Bakın diyelim ki polyline'den ben bir şöyle şekiller çizdim. Bakın gördüğünüz gibi bunu tek çizgi şeklinde algılıyor. Ama ben diyorum ki ben bunu böyle istemiyorum. Ben line ile çizecektim. Yanlış çizdim ya da ne bileyim. Hani bunları tek tek olsun istiyorum. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Hani polyline'ı line'e çevirmek için explode komutunu kullanıyoruz. Bakın tıkladım. Ve objemi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın gördünüz mü? Ne oldu? Hepsi line olarak algıladı. Yani patlatmış oldum. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Geri geliyorum. Bakın şu an polyline çizdiğim şeklim bu şekilde. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman hepsini seçmiş oluyor. Yani hepsini algılıyor. Ben bunu line'a çevirmek istiyorum. Yani line şeklinde algılasın. Tek tek algılasın istiyorum. Ne yapıyorum bunun için? Explode komutunu tıklıyorum. Ve seçiyorum patlatacağım şekli. Seçtim. Sağ tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi hepsi tek tek line'a dönüştü. Peki line'ı polyline'a çevirebilir miyiz? Yani şu komutu kullanıyorum. Bunun için arkadaşlar bakın şu hatch komutu vardı ya onun yanında ok işareti var. Onu tıklıyorum. Boundary tıkladım. Bana diyor ki hangi cismi diyor yapacaksan onun diyor içini seç diyor. Yani pick point bir pencere seç diyor. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Şuranın pencerenin içini tıkladım. Sağ tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi hatta bunu üste algılıyor. Bakın şu anda line'da bakın tek tek de ne oldu? Polyline yaptı. Bunun kısa yolu da BO enter arkadaşlar. Bakın Bursa Ordu enter'a tıkladığımda şöyle bir pencere çıkıyor karşıma. Pick point diyorsunuz ve şu içini yani penceresini seçiyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Line'ı polyline'a çevirdi. Evet arkadaşlar, polyline'ı line'a çevirirken ne yapıyoruz? Patlatma yani explode line'ı polyline'a çevirmek için de ben birkaç komut var. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Siz de hani bunu kullanırsanız daha iyi olur. Daha kolay geliyor bana. Boundary yani kısa yolu BO Enter'ı tıkladığımda da ne yapıyorum? Line'ı polyline'a çeviriyorum. Özellikle arkadaşlar bu üç boyutlu da sizin çok işinize yarayacak. Mesela diyelim ki sen oldu ki unuttun. Mesela işte bir proje çiziyorsun. Hemen çizelim. Line'dan çizdim. İşte projemin şurası 500. Şöyle geleyim. Geldim işte dedim ki şu kısmı 100 50 şurada bir 40'lık kısım var 200 dedim işte şöyle bir projem var benim hatta şunu şöyle seçeyim.
Evet, şöyle bir binamın dış kısmı bu şekildeymiş. Ben şimdi buna duvar yapacağım. Şimdi duvarı nasıl yapıyorduk? Offset'le yapıyorduk, değil mi? Dış duvarlar kaç santim oluyordu? 20 santim. Offset'in kısa yolu neydi arkadaşlar? O, O enter. enter. Evet. Duvar, dış duvarlar kaç santim oluyordu? 20, enter. Bakın, line'la çizdiğim için bakın tek tek bu şekilde ne yapıyorum? Dış duvarlarımı oluşturmam gerekiyor. Sonra bunları işte trimleyeceğim. TR, enter, enter şu çizgileri. Değil mi? Bir sürü iş. Bunu yapmayacağım ben. Kolay yolunu gösteriyorum. Bakın, gördüğünüz gibi yanlışlıkla diyelim ki şöyle bir line'la çizdim. Polilerle çizseydim tek tek seçmeyecektim ama line'la çizdim. Ne yapacağım ben? Bunu polilerle çevirmek istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Bondure yani Bursa Ordu enter diyorum. Pick point istiyorum. Şu içini tıklıyorum. Sağ tıkladığımda bakın ne oldu? Polilerle çevirdi. Peki az önce yaptığım gibi tek tek ne yapacağım? Seçmeyeceğim. O enter 20 enter dediğimde bakın bir seferde ben dış duvarlarımı oluşturdum. Kolaymış değil mi? Diyelim ki sıva yapacağım. Ne yapıyorum yine? O enter 3 enter sıva 3 olur genelde 2,5 3. Bakın sıvamı da direkt ne yaptım? Oluşturdum. Line'a çiz, bakın şurada line'a çizmiş olsaydım tek tek uğraşacaktım. O enter, 3 enter. Tek tek bu şekilde işte offsetleyecektim. Daha sonra işte köşeleri ne yapacaktım? Birleştirecektim. Fillet'ten yani F enter'dan şu şekilde. Bu şekilde tek tek uğraşacaktım. Yani polyline'la çizdiğim zaman uğraşmam gerekmiyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir uygulama yapalım. Çok böyle komutlarla sizi boğmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, yaklaştıralım. Önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce şekli bir inceliyorduk, değil mi? Bakalım işte şurada fi 48 yani çapı 48 olan bir dairem varmış. Sonra şurada yine bir dairem var. Bunun da çapı 76'ymış. Sonra yine çapı 24 olan küçük bir dairem varmış. Daha sonra bunun uzaklığı 100 olan yine aynı çapta bir dairem varmış. Sonra şurada çapı 25 olan yarı çapı pardon. Yarı çapı 25 olan yine bir dairem varmış. Önce inceliyorum şeklimi. Daha sonra çizimime başlıyorum. Önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Şu kısımdan. Bakın neymiş? Çapı 24. Bakın yarı çap demiyor. Çapı yani fi 24 diyor. Bunun için ne yapıyordum arkadaşlar? Bakın şurada radius değil de diameter kısmını seçiyorum. Tıkladım. Merkez noktasını seç diyor. Merkez noktamı seçmek için tıklıyorum ekrana. Bakın zaten büyüyüp küçülüyor dairem. Kaçmış? 24. 24. Enter. Evet, yakınlaştırdım. Daha sonra bakın yine aynı merkezden 20 çaplı 20 yarı çaplı. Bakın burada R diyor. Yarı çap demek. 20 yarı çaplı daire çiz diyor. Geldim circle'a. Bu sefer radius kısmını seçiyorum. Tıkladım. Merkezini seç ve yarı çap gir. Kaçmış? 20 enter. Gördünüz mü? Sonra bana diyor ki bak diyor buradan diyor burasının uzaklığı 100 diyor. Tamam. Gidelim o zaman. Bakın şurada zaten bunu nasıl belirtiyoruz arkadaşlar? Şurada snap modum var. Snap modu
Sağ tıklayıp Snap Setting, yani sınav ayarları var. Tıkladığımda bakın şurada benim işte diyor ki ortadan yakala, uçtan yakala, merkezini yakala, geometri şeklin merkezini yakala. Bunları seçmem gerekiyor. Yoksa şu merkez çıkmaz. Buradan bakın şunları seçtiğimde okey diyorum. Bakın şurası ne oldu? Benim tutma işlemini yaptı. Line'a tıkladım. L enter dedim. Tuttum merkezinden. Kaçmış? Bakın şurada gösteriyor. 100 enter. Ben bunu niye çizdim? Şu dairemin merkezini bulmam için çizdim. Evet arkadaşlar bakın şu aralığım benim 100 olacak. Şu daireyi kaçtı benim? Çapı 24. Çap için center diameter'a giriyorum. Tıkladım. 24 enter dedim. Daha sonra tekrar yarı çap için. Biraz ben uzun yoldan yapıyorum ki arkadaşlar hani komutları daha iyi çözün, algılayın diye. Yoksa tabii ki de kolay yolları var. Evet, burası neydi? 20 enter'da. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. Bakın şu iki şekli çizdim. Şu hemen işaretleyeyim. Şu kısmı ve şu kısmı çizdim. Gelelim şu ortadaki daireye. Tam ortada olacak görüyorsunuz. Bunun için zaten bize ölçüyü vermiş. Demiş ki bakın şu küçük dairenin çapı 48 olacak. Hemen geliyorum circle'a. Çap gireceğim zaman diameter kısmını seçiyordum. Çizgimin ortasından tutuyorum. Çapım kaçmış? 48 enter. Evet. Yine bakın çapı 76 olan bir tane şu dış dairem var. Tekrar tıklıyorum. Merkezimi seçiyorum. Çapımı giriyorum. Kaçmış çap? 76 enter. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluştu. Bunları ne yapacağız? Temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorduk? Trim komutunu kullanıyorduk. Kısa yolu TR Enter Enter. Şuralara bakın temizleyeyim. Şöyle. Evet şeklim tam benzedi mi? Tam benzemedi. Bakın şuralar oval geliyor gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine circle komutundan yapacağız ama burada farklı bir durum var. Ne yapacağız bunun için? Bakın iki noktaya teğet olacak ve çapı yarı çapı 25 olacak. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Tanjant radyosu seçiyorduk, değil mi? Evet, girdim tanjant radyosu yani teğet yarı çap. Tıkladım. Bana diyor ki teğet yerlerini seç. Bakın şuradan teğet olsun, buradan teğet olsun dedim. Daha sonra pardon girdim. 25 enter dedim. Teğet. Gördüğünüz gibi bakın ne oldu? Teğet olacak şekilde dairemi çizdim. Bunu yine aynı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bakın teğet. Daha sonra çap. Yarı çap neydi? 25 enter dedim. Gördüğünüz gibi şeklim trimlersem şu kısımları da trimlersem bakın. Peki burayı ne yapabilirim? Ben aynalama yapabilirim, değil mi? Bunun için ne yapıyorum? Mirror komutuna giriyorum. Tıklıyorum. Aynalama yapacağım. Çizgilerimi sağ tıklıyorum. Sonra diyorum ki yani nereden aynalama yapacaksın? Ben orta noktadan aynalama yapacağım. Bakın tam ortası burası. Tıkladım. Bakın şu şekilde iki taraflı da aynalama yapıyor ama ben sola doğru çekiyorum. Bakın geliyor zaten.
Çektiğimde sağ enter dediğimde ne yaptı? Aynalama işlemi yaptı. Buraları trimlersem, bakın tr enter enter dedim. Benim şeklim oluştu.